Şehir gözlerini yere dikmiş ihanet içinde. Kalbim korkuyla dolu, sabahı bekliyor. Saçlarımda buz gibi bir gece rüzgarı. Gözlerim bende bir yanlış arıyor. Başka türlü olmalıydı, başka türlü. Başka türlü olmalıydı, başka türlü. Karar karar bu hayatın bela oluyor. Görelim kolayına kimler kaçıyor. Kalbim korkuyla dolu sabahı beklerken. Bakalım kavgadan ilk kim kaçıyor. Başka türlü olmalıydı, başka türlü. Başka türlü olmalıydı, başka türlü. Konuşuyorlar. Ama sen duyamıyorsun. Korkunç bir şey, sağındım. Susun bakayım. Lafı toparlamaya çalışıyorum. Bir de siz aklımı dayatmayın. Acele etme patron. Biz buradayız. Düşün, aklını toparla. Tane tane anlat. Olanları öğrenince böyle şirinlik yapamayacaksın ama. Bütün paramı borsada batırdım. Aa. Ne? Borsa mı? Olamaz. Ya. Yok canım. Şaka ediyorsun. Bundan bana ne? Neden işimden alıkoyuyorsunuz beni? Malzeme geldi. Öğle yemeği yapılacak. Seni şöyle ilgilendiriyor. Sen o malzemeyi geri yollayacaksın. Çünkü ben onun parasını ödeyemeyeceğim. Param yok. Daha neler? Ben bile veririm ayol. 700 bin mi ne? Ver o zaman. Akşam yemeğinin malzemesini de öde. Yarını, öbür günü. Yani içinden çıkabilirsen öde valla. Burada espri yapılıyorsa dozu çoktan kaçtı. Bu insanlar ne yiyip ne içecek patron? Aa. Evet. Cevdet gözünü oyarsınız diye benim söylememi istedi. Bu ay barda maaşlar ödenmeyecek. Hayal, artık senin de oda ve yemek giderlerini kendin ödemen gerekiyor. Kasedin stüdyo masrafları da karşılanamayacak ve klibini de yapamayacaksın korkarım. Şaka ediyorsun. Vallahi doğru. 5 kuruş yok. Ayol adam aşağıda personele dert anlatmaya çalışıyor. Ben bir ay boş boşuna o göbek attım orada. 1 kuruşumu bırakmam ben o herife. Her gece o barda bizim anamız ağlıyor. Dünya kadar borcum var benim ayol. Bak nasıl elim ayağım boşaldı. Vallahi durum bu. Adam parayı borsada kaybetti. Allah kahretsin o herife. Eskiden erkekler kumar oynardı, havardalık ederdi. Şimdilerde bu borsa çıktı. Kapatsınlar şekerim. Bu ne bu ayol? Ben de çok kızdım. Bir süre gereksiz masraflar kısılacak. Öyle bol bulamaç yaşayamayacaksınız. Elinizdekilerle idare etmeye bakın. Hoş, elinizde de pek bir şey olduğunu sanmam ama. Zamanında değirmenin suyu nereden geliyor diye kimse sormadığı için. Sana ne oluyor be? Ne bu havalar? Biz mi batırdık paraları? Hem sen kendine bak. Yıllardır söğüşledin herifi. Beni bağlayan bir şey yok. Neyse, ben bilgi verdim. Şimdi çalışmam lazım. Yarın çekimim var, müsaadenizle. Ben alacağımı derhal istiyorum. Nerede o Cevdet? Gelmemiş şunu bulup bir güzel benzetelim. Fikret ablayı bulalım. O bilir nasıl Cevdet'in aklından geleceğim. Mısra'ya aldığım mücevherlerden bir ikisini satıveririz. Aylarca idare eder. Paramız ne zaman verilecek? Paramızı iste. Arkadaşlar. Şarkı şeyi tutar sütüm. Söyleyin ne diyecek bu insanlar? Evet. Biz senin bunda değil mi? Susun ama sırrı ve bir şey düşünüyoruz herhalde değil mi? Bizim evde 7 çocuk var Fikret Hanım. Maaş götürmezsem kardeşlerim ne yer? İnsana durup dururken para vermiyoruz denir mi? Çocuk oyuncağı mı bu? Ben şimdiden acıktım. Öğlen yemeği vermeyecekler mi? Sen sus. Yatıyı acıkmazsın. Bırakın bu işleri şimdi. Herkes sakin olsun. Bu müessese nice sorunların üstesinden gelmiştir. Dağılın. Sakin kafayla düşünmem lazım. Cevdet Bey'le oturup bir durum değerlendirmesi yapmam lazım. Daha ölmedik canım. Bizi işten çıkaracaklar mı Fikret Hanım? Seni herhalde çıkartırlar Fuat. Kim çıkartılacaksa bir an önce bildirsin de başımızın çaresine bakalım. Öyle tazminatsız filan nereye çıkarıyorlar?
Tazminata gelene kadar daha öğlene yemek yok. Dağılın! Cevdet! Nerede o mesuliyetsiz herif? Personel maaşlarına kadar nasıl para bedelebiliyormuş? Anlatsın bakayım. Satsın oteli, dünyanın parası eder. Çok akıllısın sen. Yeni gelen bizi hemen kapıya koyar. Bu kadar kendisi nereden bozuyor? Susun! Bir de siz başlamayın. Suç durumu suç! Bir bastili basmadınız kaldı. Dağılın çabuk! Bastil ne be? Hapishane kızım. Hakkımızı arıyoruz, hakkımızı. Hemen siyasi elbise giydirilmesin olaylara. Sadece paramızı istiyoruz. Dünyanın üzerinden henüz sorumlu değiliz. Olaylar beni aşıyor. Aniden bilinçlenir bu ayak takımı bazen. Kasayı aç, kasayı. Daha neler? Yürüyün abi. Neler söylüyorsun? Sen bırak! Allah'ım! İmdat! İnsanlar aşağıda kasayı yağmalıyorlar. Patron olarak bir şeyler yap Cevdet, çabuk! Ne oldu? Beni arıyorlar. Tam çıkacaktım, hücuma geçtiler. Ne olur kurtar buradan beni Fikret abla, öldürecekler vallahi. Bana bak, bir şeyler falan sat. Maaşlarını derhal öde Cevdet. De satacak bir şey yok ki. Arabaların hepsi hacizliydi, galerideki arabaların yani. Biliyorsun, bari durumu toparlayayım diye borsada oynayayım dedim. Paraların hepsi de orada gitti. Git Kemal'den falan bul. Cevdet, bu insanlar akşama eve para götürmek için bekliyorlar. İyi de ben bunu babama söyleyemem Fikret abla. Desinler beni parçalasınlar daha iyi. Çok kızdı mı insancıklar? Evet, tabii. Sanırım şu anda arabanı parçalıyorlar Cevdet. Bana bak, zaten sana bu işi emanet eden de kabahat. Derhal babanı arıyorum. Gelse bir çare bulsun. Nasıl kahretsin? Hovardalık sende, kumar sende. Elinde silah bilir bilmez cah çurt böyle silahlı iş yapıyorsun. Borsa oynuyor bir de. Borsa senin neyine lan ha? Sen dur lan. Sen kimsin? Yanlış odadasın. Ama ben doğru kişiyim. Ne öldüm? Ben iflas ettim de. Bazen hepimize olur. Gelsene. Gel. Gel gel. Törpü var mı törpü? Dinamitle uçuralım. Ben acılı ezme getireyim, kilidi eritir. Susun! Kasayı da bırakın. Herkes içeri gelsin. Toplantı yapılacak. Aşçı Bey, sen en ucuza ne yenir yemek listeleri yap. Yamak benden para alıp halk pazarına gidecek. En ucuzu ve tazesinden malzeme alınacak. Yaz. Oteldeki birkaç müşteriye hiçbir şey belli etmeyin. Tam tersine güler yüz gösterin. Sanıyorum birkaç gün içinde para toplanacak. Toplanan her parayı kuruşu kuruşuna kaydedeceğiz ve aranızda bölüştüreceğiz. Ne oluyor burada Hayal Hanım? Otel hakkında kararlar verme yetkisi de size kim veriyor? Hı? Yönetime el koymak da neyin nesi? Bir tek bende var da ondan. Sizde varsa sizdekini de alalım. Millet ortada kaldı Fikret Hanım. Bir şeyler yapmak zorundayız. Bende de 3-5 bir şey var ama sen daha çok kazanıyorsun. Sosyetik lokale attın kapağı, paçayı kurtardın Cevdet'ten tabii. Ben hesapladım. 200 bin liraya tüm oteli doyurabilir. Ekmeği bile kendimiz yapabiliriz. Sen sus. Hayatında kaç kere pazara gittin? Makarna pilav veririz bir iki gün. Tamam. Şimdi biraz para dağıtıyorum. Siz yazın Mari. He. Şunu da yemek parası olarak ayırın. Bir. Yiyecek kontrolünü ben yapacağım. Herkese belli porsiyon yemek verilecek. İki. Mari kasaya bakacak. Müşterinin ödemeleri onda toplanacak. Üç. Her akşam hesap yapılacak. Dört. Matmazel Ayal'in ve personelin parası ufak parçalar halinde ödenecek. Sorusu olan... Cevdet Bey paraları niye ödemiyor? Sana şimdi borsada batırdı desek bir şey anlayacaksın. Evet biliyorum. Ben de kaybedecektim. Ama bir tiye aldım. Bir gün önce hepsini sattım. Hadi tamam. 29 Şubat Karapazar. Bir gazetede okudum. Ekonomi iflas ettiği gibi politika da iflas etti diyor. Yani benim bir suçum yok. Bu yıl Şubat 29 çekmiyor. Pazarları borsada kapalı.
Neresinden yakalayayım ben bu mevzuyu? Yoksa sen borsa zannedip at yarışlarına falan mı gittin? Akıllı kadınlara bayılırım. Misra da böyledir. Oyuncu oldu şimdi. Çekimleri var da. Misra! Gel buraya gel. Misra seni göremez. Öyle de ben onu karım dışında kimseyle aldatmadım ki. Yanlış bir şey olmasın. Aklım da dayanık. Hay Allah, buradan da çıkamam. Ekonomi toparlanana kadar burada saklanmak zorundayım. Yo, acaba sen kimsin yavrum? Mine. Mine de ne? Başka erkeklere bu kadar bile bilgi vermem. Çok teşekkür ederim. Niye bu kadar şanslıyım ben acaba? İflas edip odaya yuvarlanışın çok ilginç geldi. Sanki bir Orta Avrupa filmi gibi he? Bazen Mısra beni zorla Beyoğlu'ndaki film festivallerine götürüyor. Yani diyor, ayıp vallahi. Burnumuzun dibinde ne filmler oynuyor. Yapıyor böyle. Aralarda görüyorum böyle acayip şeyleri he. Sanki senle ben tuhaf bir hikayenin ortasındayız gibi geliyor. Şimdi ben yatağa geleyim mi? Mısra ne olacak? Ne olabilir ki? Bir kereden bir şey olur mu? Ya bir kereyle yetinmezsek? Ya sana bağlanırsam? Ya ben iflas etmiş bir adamım. Çözüm bulmam gerekiyor. Ne istiyorsun benden? Niye şaşırtıyorsun beni? Oteldeki müşterilerin ödeyeceği parayla ancak 2-3 günlük yiyecek parası çıkıyor. Bu böyle olmaz. Burayı tam kapasite çalıştırmak zorundayız. İki yandaki oteller dolu. Burası niçin bu kadar boş? Kesinlikle anlayamıyorum. Bu otel için servisi kötü derler. Kim diyor? Bunu diyenlerle yüz yüze tartışmaya hazırım. Bak bozulma ama Fikret Hanım. Bu otele bir gelen bir daha gelmez. Daha kapıda insanları geldiğine pişman ediyorsun. Kendi gelişimi hatırlıyorum da şu kapıda saatlerce bağırdım durdum bir Allah'ın kulu ilgilenmedi. Allah Allah. Tuvalete bile gidilmeyecek mi? Tuvalete gitmediğin zaman insanlara zeka testi yapıyorsun kapıda. Fiyat politikan yok. Kiminden 300 bin alıyor, kiminden 500 bin. Kimine kahvaltı veriyor, kimine çayı 60 binden veriyor. İnsanlara kafayı yediriyorsun. Ben de bu müesseseyi yaşatmak zorundayım herhalde. Şu anda otelde kalanlar yandı o zaman. Gecesi 1,5 milyon. A vallahi kurtarmaz. Bu böyle olmaz. O da fiyatlarını saptayıp kapıya asalım. Personeli eğitelim. Burası yavaş yavaş müşteri kaynar. Aha. Cana sen de turizm şirketleriyle konuş, toplu anlaşmalar yapmaya çalışalım. Aa, herkes hala sakin sakin oturabiliyor demek. Krizden kimse etkilenmedi korkarım. Hayır efendim, buraya el koyduk. İşletip paralarımızı alacağız. Şimdilik hayalin paralarıyla idare ediyoruz. İlginç. Cevdet bu işe ne der acaba? Cevdet Bey otelin derinliklerinde kayboldu. Bir müddetli çıkacağını sanmam. Otelde mi o? Evet, Pabucum ve Cevdet aniden yok oldular. Ay adam kendine bir şey yapmasın. Arayalım şunu. Ay arayalım. Bunlar beni bulmadan otelden çıkmam lazım. Kapıyı da kilitleyemiyorum. Ya böyle otel olur mu? Daha kapısı bile kilitlenmiyor. Ben etrafa bakarım. Kimse yoksa çıkarsın. Sonra güzel bir yemek yeriz. Yok, benim param yok diyorum işte. Hayatta her şeyin çaresi vardır. Ya sen niye bu kadar iyi kalplisin bakayım? Beni çekici mi buldun? Yoksa başka bir iş mi var işin içinde? Yok yok, sen kesin kaçıksın. Ama ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır. Hadi, çıkar beni buradan. Hadi gidelim. Kimse yok, gel. Bak onlar görünmez bile olabilirler. Dikkat et, olur mu? Ay burada da yok. Pencereden mi atladı acaba Fikret abla? Sanmam. Çatıya bir bakalım. Tam bir parçalanma olsun düşüncesiyle oraya çıkmış olabilir. Ay Allah korusun. Ne o? Gene bu sevmeye mi başladın Cevdet'i? Hiç olmazsa bir erkek olarak bana bir müddet daha sahip çıkar. Şu film bir bitsin de hayırlısıyla bir değişim yapacağım tabii. Hayri Bey yemeğe davet etti. Bu akşam çıkıp bir görüşeyim diyorum. Ay beni de götür. Bu otelde artık yiyecek bir şey bulmak imkansız oldu. Ne? Hayal Hanım size bakıyormuş ya. Niçin böyle nefret dolu oldun Mısra? Hı? Öyle mi oldum? Hayret. Eskiden nasıldım? Bizi hiçbir zaman sevmedin mi? Şimdi kırıcı şeyler konuşmayalım. Şu Cevdet'i bir bulalım. Ha, dur yavrum. Hesabı görelim. Şunları bırakayım da öyle. Sayım yapılacak. Koy onları buraya. Aman
Vur deyince öldürüyorsunuz. Alın işte. Pirinç, domates, tavuk, peynir, un. Fişi. Burada. Ferhanın üstü. Al işte 20.000 lira. Geçiniz. Mamiye teslim ediniz. Bu malzemeyle 12 kişi doyurmak zor. Ben bir iki şişirici yemek düşündüm. Mesela haşlanmış patatesin içine pirinç dolduralım. Üstüne de ince dilim bir domates fırına süreriz. Çok şık görünür. Tok tutar. Mideye de taş gibi oturur. Şişmanlarız. Ben şinitsel istiyorum. Bakın herkes karışırsa ben bu işte yokum. Çıkın mutfaktan. Bir saat sonra öğle yemeği verilecek. Al Mami abla. Malzemeler sana teslimmiş. Evet. Al tavuğu ahçı haşla. Hemen suyuna pilav çorba. Kolet. Al yavrum şu pirinçleri ayıkla. Karışmayalım da her şey çöpe mi gitsin? Ben artık yemekleri ısıtıp ısıtıp insanların önüne koymadım. Her gün taze yemek yediniz. Şimdi kabahat mı oldu? İşte onun için her şeyi ölçülü yapıyoruz. Hadi iş başına. Ben de helva yapacağım. Tatlısız olmaz. İçinde kurtulmak üzereyim gibi bir his var. Ver elini bana kurtarıcı meleğim. Ay canına. Mısra. Esas meleğim. Biz de seni arıyorduk. 170'teki hanım. Merhaba. Galiba yakalandık. Ona ne yapacaksınız? Aranızda ne var? Hiçbir şey. Biz de adlandıramadık henüz. Bir şey var yani. Mısra heriften kurtuldun işte. Üsteleme. Cevdet Bey, benim sizinle görecek hesabım var. Şimdi hemen arabanı alıyorsun, benimle galeriye geliyorsun ve satıyorsun. Siz paradan başka bir şey düşünmez misiniz? Bırakın da kavgamı yapayım ya. Senin Cevdet'le mesela beklesin biraz. Ben paramı istiyorum Cev. Anladın mı? Hemen. Korkarım daha çok bekleyeceksin. Araba zaten satılmıştı. Yani ne yaparsanız yapın açımı bulamazsınız. Tam olarak iflas ettim. Aa, bu otel var ya Cevdet Bey. Burası babamın. Duyarsa zaten satar. Burayı almak isteyen bir sürü banka var biliyorsunuz. Ama biz tarihi eser şu bu koruyoruz ya. Siz seviyorsunuz diye babama sattırmaktan vazgeçtik ya. Hani burası sizin yuvanızdı ha? Hatırladınız mı? Geçen sene burayı almak için gelen bankacının arabasını tekirini şişlemiştiniz. Tamam tamam. O geçen seneydi. Bu sene satılsın, sen de borcunu öde. Bu kızla aranızda ne geçti? Sadece yattık, uzatmayın. Nasıl? Yan yana. Neden? Ne buldun bu adamda? Saçmalama Mısra. Sinirlenince ne dediğini bilmiyorsun. Hadi kızım sen de odana çık. Ben yakalandım. Bari sen yıpranma. Ay nasıl yan yana? Paralel olarak. Kesin artık. Yani bir aklımı toparlatmadınız iflas edeli. Bir bunalttırmadınız ağız tadıyla. Ya bırakın da az bir şöyle köşemde bir düşüneyim ya. Böyle sıyırtamazsın. Bu kızla aranda geçenlerin hesabını vereceksin. O versin. Ben de anlamadım ne olduğunu. Benim bilmediğim bir şeydi. Yani acayip bir şeydi. Nasıl diyeyim yani sana? İki uzaylının flört etmesi tipi bir şeydi. Hemen peşin mi ödemek zorundayız? Biraz kolaylık olmuyor mu? Peki, teşekkürler. Vade yapmıyorlarmış. Parayı yakıtı getirdikleri zaman alıyorlarmış. 10 milyonumuz da yok yakıta verecek. Ama Ayal Hanım, biz soğuktan ölüyoruz. Yaşlı kadınla vadeseydiniz. Orası hastane olsa fark etmez, para peşin diyor adam. Burada durmayalım, içeri geçelim. Yakıt da tam bitecek zamanı buldu. Bir tek artık yok. Allah aratır adamı. Neredeyse tabakları yalamışlar. Artan ekmekleri ne yapıyoruz usta? Kurutup çorba kıtırı yapıyoruz. Ben doymadım, Fuat da doymadı. Biraz zeytin peynir istiyoruz. Bu kurallara aykırı. Size ne verildiyse onu yiyeceksiniz. Zeytin peyniri şimdi yerseniz sabahleyin ne yiyeceksiniz? Karnımız aç. Üstelik kaloriferler de söndü. Aç karnına soğukta nasıl uyuyacağız? Bari süt ver. İçine bal da ister misin? Tarçın ekeyim mi? Saçını da okşasın mı? Masal da anlatsın mı? Olabilir. Gelin buradan. Cevdet'i öldüreceğim sizin yüzünüzden. Para var mı? Ver bebeğim ver. Sen burada bekle ben birazdan geliyorum. Aa kasayı açıyorsun. Küperdim. Sus diyorum sana. Çık dışarıya. Bana bak insana suç işlettiriyorsun. Bari sus çeneri kapa.
Bilardo da oynayacak mıyız? Ya siz oynayacağız. Şimdi gürültüye dolaşacaklar, o olacak. Çık diyorum sana. Çık çabuk. Geliyorum. Yemek mi yiyeceğiz, ısınacağız mı? İşte anlamlı bir varlık sorunu. Bu otelin hepsini ısıtamayız. Bence salonları kapatıp büyük bir odayı ısıtalım. Yatakları da oraya taşırız. Böylece bir iki gün böyle idare eder insanlar. Kalan son iki müşteri de gitti. Yakıt alamazsak müşteri falan gelmez. Daha kaç gün milleti besleyebilirsin ki? Bari biz burada soğuktan ve açlıktan öleceğiz. Sana zamanında para biriktirelim dedim. Şimdi otel kapanacak, biz sokakta yatacak. Kapa çeneni Marie. Parayı biriktirelim diyen bendim. Parayı savuran sendin. Hatırlamıyorum. Şimdi biz sokakta yatacağız. Hem ben açım. Bakın matmazeller, paramız var. Kimse sizi sokağa bırakmaz. Hem yiyeceğimiz de var. Aa, yapmayın lütfen ya. İşte bizim sonumuz da böyle olacak Mami. Şu anda zaten o sonu yaşıyoruz gerizekalı. Bakın ben pek öyle iyimser biri değilimdir ama size bir teklifim var. Şarkı söyleyelim. Canım ne var? Eskiden insanlar filmlerde ne zaman umutsuzluğa düşseler biri çıkıp şarkı söylerdi. Ben de hep amma saçmalık diye düşünürdüm. Yeri geldi söyledim işte. Aa, benden daha fazlasını beklemeyin. Ben öyle aşırı sorumluluğa, strese falan gelemem. Şarkı söyle. Kötü durumdayken şarkı söylerler mi, söylemezler mi diye kavga çıktı. Aman tamam tamam. Yani bu durumdayken nasıl bu kadar neşeli olabiliyorlar? Çekim nasıl gitti? Berbat. Çok yeteneksizmişim. İki satır lafı edemedim. Tam 7 kere çektiler. Çalışsana akşamları. Para gidiyor orada. Çalışıyorum. Kameranın sesini duyunca kafam boşalıyor. Mali durumum biraz kötüye gidiyordu. Belki toparlanırız diye bir miktar parayla azıcık hisse senedi aldım. Onları sattım, çok iyi de para yaptım. Biraz daha aldım, ertesi hafta da onları satacaktım. Nerede? Bizim Hüsnü var. Her gece ona söylerim. Bunu al, şunu sat der. Gece evde böyle otururum. Ülkemizin o günkü ekonomik durumunu şöyle bir incelerim. Hüsnü'yü ararım. Fakat aksilik, bizim oğlanın ev ödevini kardeş olacak. Almış yırtmış. Ağlıyor kıyamet. Oturduk onun başına. Tabii Hüsnü'yü unuttum. Oysa arasam, sat desem satacak bütün bunlar olmayacak. Ay belki satmıştır. Bak kız, öyle bir şey olduysa dünya arık bacımsın bak. Hüsnü! Sat! Karadeniz çimentoları, Bursa potasları sat! Beyoğlu gübreleri de sat! Beyoğlu gübreleri de sat! Sat!
Hüsnü Koç'un Şırnak Otomotifi de set. Hey yavrum. Set. Ne diyor bu ya? Saatlerdir saçmalıyor, ne diyor anlamadım. Sesten bir türlü uyuyamadım bütün gece. Hüsnü kim? Sat dedikleri ne? Borsada filan oynamış olmasın bu? Fikret ablayı uyandır, onda ilaç vardır. Sen bir garip Cevdet'e gümüş borsa neyine? Cevdet hayatım, ay neler saçmalıyorsun. Ayrıca Mine kim? Sana söylüyorum. Ayol bütün gece bağırdı herif, gözümü kırpmadım. Ateşlenmiş. Fikret abla bütün gece ilaç taşıdı. Sonunda küveti buzla doldurup içine sokmuş. Ne bu ayol, çocuk mu bu herif? Havale mi geçirdin he? Ayol adam ayıldı ama sonunda birbirlerine girdiler. Neden? Gece mine mine diye söylenmiş. E tabi mızrağı delirdi. Ayol yıkılıyor yukarısı. Ay bir şeyler söyleyeyim. Sırrı Bey. Yas mıdır hanım? Bana bacon and eggs lütfen. Neden herkes bu sabah acayip şeyler istiyor? Jemineler 3 defa kahvaltıya geldiler. Kıtlıktan mı çıktınız? Vallahi çok acayip. Ben de deli gibi açım bu sabah. Ben de. Pirzola falan yedim ayol. Grup geldi. Üst iki kat acayip dolu. Hazır olun Sırrı Bey. Birazdan aç kurtlar gibi inerler. Buyursunlar. Yiyeceğimiz çok. Oh Allah'a şükür. İşler pek tıkırında. Barda da müşteriler iyi. Ya dün gece neydi o? Yıktılar ortalığı. Aman susun. Nazar değmesin. Benim çekimlere gitmemi bekleyip kendine sevgili buldun değil mi? Ya bu sıra ne diyorsun kız? Ben ne derdindeyim, sen ne diyorsun? Ama daha Mine kim hala anlayamadık. Heh, ben çok anladımdı da sanki. Heh, çalıyor dur. Alo, Hüseyin! Ulan işe kaçta geliyorsun sen? Saat kaç ha? 8:30 mı? O kadar erken mi? İyi iyi, bak şimdi dinle, dinle Hüsnü'cüğüm. Bak koçum, aman diyorum, dün ne aldıysak sat hemen yavrum. Ya istese tavanı desin, aya çıksın, ne fark eder? Bekleyemem, hayır olmaz. Hemen satacaksın. Hepsini satacaksın, evet. Şu anda satacaksın. Ya korkulu rüya görmektense, sat diyorum sana. Emrediyorum lan, satacaksın o kadar. Bak be. Hisse senetleri yükseliyormuş da, değer kazanıyormuş da. Muşmuş da muşmuş. Allah korusun. Cevdet, seni takip edemiyorum. Ne oldu? Sen de kız filmlerde öğrendiğin laflarla öyle ortalığa saçıp durmasana. Dörüdürüz konuş. Mine kim? Allah kahretsin seni. Çekime gidiyorum. Acelem olmasaydı görürdün sen. Naim. Naim çocuğum müşteriye yardım etsene. Allah seni kahretsin. Sen bak gülüyor bir de, geri zekalı gülüyor. Gel buraya, gel buraya. Allah seni kahretsin. Senin son gülüşün olacak inşallah. Efendim buyurun. Günaydın. Günaydın, buyurun. Bir oda istiyorum. Tabii elbette, kaç gün kalacaksınız? 2 gün. Ama her şey gelişmelere bağlı. Anlayamadım. Şu anda ben de fazla bir şey bilmiyorum geleceğim hakkında. Hepimiz öyle şekil, hepimiz öyle. Günaydın Fikret Hanım. Günaydın, seninki nasıl? Aman iyi, iyi kalktı. Efendim isminizi rica edeyim. Mine Koçtaş. Mine. Mine Koçtaş. Gel buraya Cevdet. Tekrar başım döndü de gidip yatayım ben. Gel sen buraya gel. Tamam. Çocuğum. Mine Hanım'a 170 numaralı odaya. Hadi gel. Efendim emriniz olursa gelin. Teşekkürler. Bu kadar olur yani he? Aa, Mine? Hayır. Ne arıyorsun burada? Hiç. Olur şey değil. Canım. Ayol siz tanışıyor musunuz? Tabii. Mine benim liseden arkadaşım. Ay bu kadar olur. Ne haber? Burada mı kalıyorsun? Ha, biraz daha öte bir şey. Buranın şeklini aldım. Hadi gel seni yerleştirelim, sonra kahvaltı ederiz. Bugün gözünü bundan ayırma. Ne? Bu kızla arasında bir şey var. Veya olmuş veya olacak bilemiyorum. Saçmalama. Ay kız şimdi geldi. Senin sinirlerin bozulmuş. Sen git çekin de gel. Yalnız şaşırma gene. Duyduğuma göre yönetmen alkolik olmuş. Ay çok mutluyum. Çok güzel bir gün. Fikret Hanım.
Kimmiş? Kim? O kimmiş ya? Kim kimmiş? Ah, bir kız. Ya. Ya? 170'i verdim. Ay odasının kapısı da bir türlü kilitlenmiyor. Yo, rüyayı kısmen hatırlamak da olmuyor ki. Kabus bölümü de geliyor aklıma. Hüsnü! Hüsnü yere çabuk! Sor bakalım hisse senetlerini satmış mı? Ya satmadıysa? Ere çabuk!